3/878 esas numaralı Cumhurbaşkanı tezkeresi kabul edilmiştir. Irak ve Suriye'de sınır ötesi operasyon yapılmasını öngören tezkere için Meclis Genel Kurulu'nda bir araya gelindi ve o tezkere kabul edildi. Cumhurbaşkanı tezkeresini kabul edenler, kabul etmeyenler. AK Parti ardına kürsüye Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz geldi. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz sınır ötesi operasyon tezkeresinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin hemen güneyinde bir terör koridorunun engellenmesi bölgenin barış ve istikrara kavuşturulması için öncelikli hedefimizdir. Bunu teminen Fırat'ın doğusundaki bir terör koridoruna da müsaade edilmeyecektir. Şunu vurgulamak isteriz ki Türkiye'nin amacı kesinlikle bir toprak işgali değildir. Yılmaz tezkerenin amacını da aktardı. Şunun altını çizmek isterim ki bizim bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarla hiçbir sorunumuz yoktur. Bizim asıl mücadelemiz ülkemizi ve bölge güvenliğini tehdit eden teröristlere karşıdır. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay tezkerenin uzatılması gerektiğinin altını çizerken DAEŞ tehdidini öne süren ABD'ye tepki gösterdi. ABD Türkiye'ye karşı PKK'yı korumak için DAEŞ kartını ileri sürecekse hiç merak buyurmasın. Fırat Kalkanı'nda DAEŞ'in başını ezdik, karşılaşırsak yine de ezeriz. MHP'li Akçay, Irak ve Suriye'de terörle mücadele amaçlı sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye onay vereceklerini paylaştı. Sınır ötesi operasyon izni veren bu tezkereyi Türkiye'nin terörle haklı ve meşru mücadelesinin bir parçası olarak görüyoruz. İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray da TSK'ya sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye evet diyeceklerini açıkladı. En hayati yüksek çıkarlarımız tehlikededir. Tehdit ve tehlike bu kadar açık ve somutken biz bu tezkereye hayır demeyi aklımızdan bile geçirmeyiz. HDP adına kürsüye gelen Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy isim vermeden içimiz yana yana tezkereye evet diyeceğiz diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. HDP olarak bu tezkerelere içimiz yana yana evet demeyeceğiz, gönül rahatlığıyla hayır diyeceğiz. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise CHP'nin tezkereye evet oyu vereceğini paylaşırken mesajlarıyla dikkat çekti. Hayır demememizin evlatlarımız için olduğunu gayet iyi bilin. Konuşmaların ardından Irak ve Suriye'de sınır ötesi operasyon yapmaya imkan veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin oylamasına geçildi. Tezkere Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 3/878 esas numaralı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edilmiştir.